Mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz KON TV ekranlarına. Neler oluyor oradasınız ve gündem sıcak, başlıklarımız bütün ülkede olduğu gibi, bütün dünyada olduğu gibi Rusya ve Ukrayna savaşı. Biz de bugün onu değerlendireceğiz efendim. Savaşın bugün saldırıların, Rusya'nın saldırılarının 8. günü ve 8 gündür dünya bir savaşı izliyor. Çocuklar, kadınlar ölürken bir taraftan gerçekten tarihi anlar yaşıyoruz belki de. Ve bu savaş nasıl başladı? Nereye gidecek? Bizim için getirileri, Türkiye için ayrı bir pencere açacağız. Ama dünyayı da bekleyen hem güvenlik açısından, hem ekonomik açıdan, hem siyasi açıdan, politik açıdan pek çok bizi, dünyayı da bekleyen sonuçları var. Bu sonuçları da değerlendireceğiz efendim. Ve kıymetli konuğum Doçent Doktor Levent Yiğittepe hocam. Bizimle birlikte Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler güvenlik uzmanı ve ayrıca da emekli uzman asker. O taraftan da belki de konuyu çok daha detaylı ele alacağız. Bir asker olduğu için de bize çok büyük katkıları olacak. Efendim başladık. Tekrar hoş geldiniz. Güzel bir akşam olsun. Ve sizin kıymetli yorumlarınız bizim için önemli. Ulaşabilir, sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten savaşı yaşıyoruz. Tarihi anlar yaşıyoruz. Ve bunu sizinle bugün değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Buyurun lütfen. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım. KON TV ailesine de teşekkür ediyorum. Tabii gündemimiz yoğun. Malum 8 gün önce başlayan bir savaş var. Tabii savaşlar istenmeyen durumlardır aslında. Ama maalesef kaçınılmıyor savaşlardan da. Real politik açıdan düşündüğümüzde de savaşlar tarihte de sürekli olmuştur. Özellikle işte Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı düşündüğümüzde ne kadar sivil, masum insanların da hayatlarını kaybettiğini, bunun psikolojik, ekonomik, siyasi her türlü bir çöküşü beraberinde getirdiğini, küresel anlamda da savaşların her kesimi ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda savaşın aslında nasıl bu aşamaya geldi ya da temelinde yatan neden nedir? Bunu bilmek lazım, bunu görmek lazım. Özellikle Rusya-Ukrayna özelinde bahsetmek istersek. Tabii çok değil aslında. Soğuk Savaş sonrası hemen sonrasına gitmek lazım. Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerden bir tanesi de Ukrayna, devletlerden bir tanesi. Bağımsızlığını ilan edenlerden bir tanesi Ukrayna. Fakat Ukrayna'da siyasi belirsizlik sürekli gündeme gelmiştir. Özellikle 2004 yılından bahsetmek istiyorum. 2004 yılında Turuncu Devrimi denilen bir devrim söz konusu olmuştur. Burada ne olmuştur? Yani aslında Ukrayna'yı bu siyasi belirsizliğe iten sebep nedir diye düşündüğümüzde 2004 yılında yapılan seçimler. Seçimlerde öncelikle Rus yanlısı ya da Rusya'ya daha yakın olan bir aday olan Yanukovic ile işte dönemin yine Yushchenko arasındaki bir rekabet söz konusu oldu. Yani orada başladı aslında. Rusya'ya mı yönünü dönecek Ukrayna yoksa Batı'ya entegre olmaya mı çalışacak? Bütün mesele aslında buradan itibaren başladı. Kırılma noktası ise 2010 yılına tekabül ediyor. 2010 yılında Viktor Yanukovic Rusya yanlısı bir lider olarak Cumhurbaşkanı seçiliyor. Fakat gelişen olaylar, siyasi belirsizlikler, işte yine özellikle Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmaları, yani Ukrayna'nın resmi anlamda Avrupa Birliği'ne girmek istemesi, müracaat etmesi, NATO'ya girmek istemesi gibi nedenlerden dolayı Yanukovic'in geri adım atması. Neden geri atması? Rusya'ya daha yakın politikalar izlemesi. Aslında Ukrayna'yı belirsizlikten kurtaracak paketlerden Rusya'dan yardım beklemesi. Yani aslında yönünü batıdan tekrar Rusya'ya doğru çevirmesinden kaynaklanıyor. Ama bu süreçte ne oldu diye soracak olursak 2013 yılına dikkat çekmek istiyorum. 2013 yılında iç karışıklıklar, iç çatışmalar. Nasıl bir iç çatışma? Viktor Yanukovic var, Rusya yanlısı. Diğer taraftan da Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir halk var. Bu halk protestoları, başlayan iç çatışmalar, 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesi Rusya tarafından,
Sonrasında bugün yine konuşacağız birazdan harita üzerinden de Donbas bölgesindeki ayrılıkçı daha çok Rus nüfusun yaşadığı bölgedeki çıkan iç çatışmalar sonucunda 2014 yılında Cumhurbaşkanı olan Yanukovic'in Rusya'ya kaçmasıyla başlıyor. 2014 yılından sonraki süreçte Poroshenko geliyor. O da tekrar Batı yanlısı bir süreç izliyor. Batı'ya entegre olmaya çalışıyor. Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmalarına imza atıyor. Diğer taraftan NATO'ya üyelik için müracaat ediyor. Ve bugün geldiğimiz noktada aslında yine Zelenski de son Cumhurbaşkanı ki genç bir liderdir. 48 yaşındadır. Bu lider de aynı şekilde Poroshenko'dan devralmış olduğu gibi Batı'ya entegre olmak. Yani bir an önce hatta gelişmelerden de izliyoruz. Bir an önce Avrupa Birliği resmi başvuru formlarını imzalıyor. Bir an önce Avrupa Birliği'ne bizi alın diyor. Diğer taraftan NATO ile ilişkilerini daha detaylı konuşacağız ama yani hep Batı'ya yöneliyor. Bu durum Rusya'yı tabii ki istemediği bir duruma sevk etti. Ki önceden yapılan bir hazırlık vardı. Yani sürekli tatbikatlar Belarus sınırında olsun, güneyden olsun, Kırım tarafından olsun, yine doğu kısmında Donbas bölgesinde yapmış olduğu tüm tatbikatlarda askerlerin yığılması süreci bu noktaya getirdi. O zaman hemen şöyle bir harita üzerinden, haritada değerlendirmek önemli, bir de özellikle son durumu da değerlendirmek. Hemen sizi alalım hocam. Birinci haritayı alabilirsek. İkinciyi. Bir numara. Tamam, bir numara hocam. Buyurun. Evet, gördüğümüz gibi burada Rusya ilk olarak, tabii hedef aslında Donbas dediğimiz Luhansk ve Donetsk bölgesi. Şimdi buraya şu şekilde bir dipnot söylemek gerekiyor. Minsk anlaşmaları diye bir anlaşma var. 2014 yılında yapılmış, bu çatışmaların çıktığı zaman yapılmış bir anlaşma. Kimler arasında yapıldı bu? Ayrılıkçı o bölgedeki liderler. Rusya, AGIT var yine bu Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı var uluslararası örgütlerden. Ve Ukrayna var. Bu anlaşmalar neticesinde aslında bu bölgenin bir federal bir statüye kavuşması... Ama işte yerel seçimlerin yapılması, buranın tampon bölge şeklinde oluşturulması şeklinde anlaşmalardan bir sonuç alınamadı. Sonuç çıkmadığından dolayı Rusya'nın hedefi aslında Rus nüfusunun ağırlıklı olduğu bu bölgeyi kontrol altına almak. Ve bir şekilde aslında kendini de bir tampon güvenli bir bölge haline getiriyor. Ama Rusya bu İşgal girişiminde yani bu saldırıda sadece o bölgeyi hedef almadı. İki önemli bölge var Ayşegül Hanım. Bir tanesi Kırım bölgesi. Çünkü Kırım 2014'te Rus nüfusunun yoğunluklu olduğu bir bölge olduğu için referandumla zaten tabii ama Birleşmiş Milletler bunu daha sonra konuşacağız. Birleşmiş Milletler nezdinde hala Ukrayna toprağı olarak gözükmekte. Ne yaptı? Buradan bir harekat başlattı. Güneyden. Ve yine aynı şekilde Odessa bölgesinden başlattı. En önemli partneri yani ortağı burada Belarus ve kuzeyden. Bunu söylemem gerekiyor. Kuzeyden çünkü Kiev'e en yakın olan bölge. Bu bölge, şu bölgeden harekat başlıyor. Ve şu anda çatışmaların en çok yoğun olduğu bölge şu bölge olacak. Ki. Ve bundan sonraki günlerde de bunu göreceğiz. Nasıl göreceğiz? İşte buradaki Rus askerlerinin işte taburlar halinde hala hareket halinde olduğunu görmekteyiz. Kiev'e doğru yaklaştığını görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte yine Harkiv dediğimiz ikinci büyük şehri var. Yaklaşık 1,5 milyon nüfusu var. Ama şimdi sivil halk tahliye edilmiş durumda. Bu bölgeden ve ayrılıkçıların yaşadığı Donbas bölgesinden, kuzeyden, Belarus'tan ve Kırım'dan harekatını başlattı ve buradan ilerliyor. Buradaki amacı da söylemek gerekirse özellikle şu bölgede Karadeniz'e olan, Ukrayna'nın Karadeniz'e olan sınırlarını kontrol altına almak Ayşegül Hanım. Yani burada yapılması istenen aslında Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkmasını engellemek. Buradan bir engel koymak. Ama biz önümüzdeki günlerde çokça Kiev'i konuşacağız galiba hocam, öyle mi? Neden Kiev? Çok güzel bir soru sordunuz, yorum yaptınız. Kiev'de bir yönetim var. Bu yönetimin... Gerçekten şimdi Zelenski'nin açıklamaları bir halkının direnişe sevk etmesi işte şu anda şu saatlerde belki konuştuğumuz saatlerde Brest'te yapılan görüşmeler var. İkinci müzakere görüşmeleri var. Kiev'de ne olacak? Yani Kiev düştüğünde veya da düşerse sonuç siyasi sonuçları neler olabilir? Rusya Kiev'i kontrol altına aldığında
Zelenski mi kalacak ülke içinde ya da ayrılacak ülke içinde ya da ülke dışına mı çıkacak? Ya da Rusya'nın istediği bir yönetim mi gelecek? Tabii bu müzakereler aslında neden böyle çok kısa sürüyor ama hemen ayrılıyorlar tekrar geliyor. Yani herkes aslında kartlarını büyük oynuyor. Şunu söylemek istiyorlar. Rusya tamamen her yerden çekilsin diyor. Önce büyük bir pencereden, resimden bakarak. Sonrasında ikincisinde biraz daha küçülterek hedefleri. Yani aslında iki taraf da birbirini yokluyor diyebiliriz. Ve görüşmelerin de bugün ne çıkacağı, yani kesin bir kararın çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Yine bir üçüncü müzakere de olabilir. Farklı müzakere de olabilir. Ama gerçek olan bir şey var, realite var. Rus askerlerinin Kiev'e doğru yaklaştığı. Yaklaştı. Hocam bu 8 günlük süreç içerisinde ilerleyişin hızını nasıl görüyorsunuz? Süreç nasıl ilerledi? Karşılıklı konuşmalar olduğu, hemen açıklamalar olduğu, bir taraftan çok büyük sessizlikler olduğu, hani dünyadaki diğer ülkeler için. Hani süreç nasıl ilerledi sizce? Ya ben özellikle Rusya'nın yapmış olduğu, başlatmış olduğu harekatta 8 günde gelinen noktada başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu tabii neye bağlayabiliriz dediğimizde Ukrayna'nın direnişine bağlayabiliriz. Aslında toplumun birleşmesi, bütünleşmesine de bağlayabiliriz. Ama diğer taraftan da işte son dönemde özellikle yaklaşık 15 binin üzerinde bir savaşçının Avrupa'dan, Batı Avrupa tarafından şu anda Ukrayna topraklarına girdiği söyleniyor. Ya ben aslında şu şekilde okuma yapıyorum. Bu kadar asker var ki yeterli asker olduğunu da zaten düşünmüyorum. Ama ilerleyiş çok yavaş. Hani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani Rusya'yı öne çıkararak değil. Yani böyle bir askeri operasyonda daha planlı olması gerekiyor. Bir taraftan da gerçekçi bakmak lazım çünkü olayı. Hani bencesi ya da şöyle olmalı, hani istediğimiz şeyi söylemek değil, gerçekten okumak önemli değil mi hocam? Yani tabii önemli olan realist perspektiften bakmak. Realist. Yani realist perspektiften bakarsanız iki ulus devlet var ama güçleri farklı. Ukrayna ordusunun gücüyle Rus ordusunun gücü belli değil ki bunu işte en son çare olarak Putin'in aslında yani benim de bir hem asker olarak hem uluslararası ilişkiler uzmanı olarak istemediğim bir şey savaştır. Yani ve nükleer silahların kullanılmasıdır ki nükleer silahlar gerçekten insanlık için çok tehlikeli bir silahtır. Putin'in işte nükleer silahları harekete geçirelim demesi aslında tüm dünya için bir tehdittir. Ki iki gündür de bunu çok yoğun konuşuyoruz ve dilendiriyoruz aslında. Evet. Çok büyük bir korku. Ne diyorsunuz peki bunun için? Şimdi hep diyorlar Biden'ın iki açıklamasında iki alternatif sundu. Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlarla bir netice almak. Ben de farklı bir şey söylüyorum. 3. Dünya Savaşı nükleer silahlarla olursa 4. Dünya Savaşı Allah korusun olmasın ama 4. Dünya Savaşı kendim söylüyorum bunu bir asker olarak. Biz, neyle olacak? İnsanlar nükleer silahların etkisinde kalacak. Yani çok büyük bir yıpratıcı bir güç olacak. Yani o anlamda tabii savaşı istediğimiz bir durum değildir. O yüzden nükleer silahlardan inşallah öyle bir şey olmaz. Geri adım atılır. Putin de geri adım atar. Ve süreci tabii konuşacağız. Birçok nedeni var ama sahada görünen, işte sahayı görüyoruz. Sahada insanlar kaçıyor, Kiev'den kaçıyorlar. İşte şu bölgeleri toplandılar ve bu bölgelerden de Polonya'ya, işte Moldova'ya, Romanya'ya doğru bir kaçış var. Kalanlar sadece 18-60 yaş arası Ukrayna vatandaşları, erkek vatandaşları. Bunlar da silahlanıp Rus askerlerine, Rus ordusuna direnmeye çalışmaktadırlar. Evet, zaten hocam başta da söyledik programı açarken. Savaşın her türlüsü kötüdür. Yani dili, dini, ırkı, rengi olmaz deriz ya. Evet. Biz hep bunu savunuyoruz zaten. Olan çocuklara, olan kadınlara oluyor. Savaşın tam ortasında aslında dünyaya gözünü açan çocuklar oldu biliyorsunuz. Doğumlar oldu. Evet. Sığınaklarda doğum yapan kadınlar oldu. Yani bu pencereden baktığımız zaman neyi güzel olabilir ki? Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani savaşı... Yani hele hele 2022 yılında günümüz dünyasında istenmeyecek bir durumdur. Kesinlikle ama, öyle. Şunu da unutmamak lazım. Buyurun hocam. söylemek lazım. Artık devletler
Ki coğrafya çok önemli. Devletlerin bulunduğu coğrafya çok önemli. Jeopolitik konumu çok önemli. İster istemez karşılaşmış olduğu tehditlerden dolayı da silahlanmaya gitmek zorundadırlar. Bunu da belki ilerleyen bölümde daha detaylı konuşacağız. Hatta Türkiye'ye yansımalarını da konuşacağız. Arkadaşlarımız hazır herhalde. Bir Kiev'e bağlanalım, başkente. Abdullah Ünver gazeteci oradaki son gelişmeleri aktaracak bize. Dedik ki Rusya'nın saldırılarında 8. gün ve dünya savaşı izliyor bir taraftan. Abdullah Ünver gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız orada son gelişmeleri bize aktaracak. Abdullah merhaba. Ukrayna'dan herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sözü sana bırakıyoruz. Neler yaşanılıyor? Özellikle tabii ki insanlar, yaşlılar, çocuklar, kadınlar için kaygılarımız var. Ama bir taraftan da savaşın tam ortasındasın. Bize aktarılacaklarını dinliyoruz. Söz sende. Evet, yaklaşık 2 haftadır Ukrayna'da bulunuyoruz. Mariupol şehrinde başlayan Ukrayna maceramız Herson, Nikolay ve en son Odessa şehrindeyiz şu anda. Karadeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Odessa'dayız. Artık buraya en yakın şehirlerden olan Herson'da Ruslar kontrolü ele aldılar. Ve Nikolay'da şu an çatışmalar devam ediyor. Oradaki çatışmaların sonucuna göre artık Rusların buraya her an çıkarma yapmasını bekliyoruz. Odessa oldukça önemli bir şehir. Liman kenti, turizm kenti. Bu yüzden buraya hava saldırısının yapılmasını beklemiyoruz. Ve bugün de Ukrayna Haber Ajansları'na düşen yeni bir gelişme vardı. 11 Rus gemisinin şu anda Odessa açıklarında olduğuna dair bilgiler var. Biz de zaman zaman o gemileri buradan görebiliyoruz. Artık Odessa durum gerginleşiyor. Hava saldırıları devam ediyor buraya da. İnsansız hava araçları hava savunma sistemleri tarafından vuruluyorlar. O yüzden Odessa'da artık durum çok gergin. Şu an göstermiyorum ama bulunduğumuz alan aslında askeri bir kontrol alanı. Özel bir izinle bu yayını yapıyoruz. Tehlikeli bir noktadayız şu anda. Devlet kamu binalarına özellikle yaklaşılmaması gerektiğine dair yetkililerinde uyarıları var. Askeri tesisler, devlet binaları Rusya'nın hedef aldığı yerlerden biri. Biz de şu anda o bölgeye yakın bir noktadayız. Çatışmaların, sokak çatışmalarının yaşandığı Odessa'nın Deribas bölgesindeyiz. Sokak çatışmaları burada çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaman zaman silah seslerimizi de duyuyoruz. Dediğim gibi Odessa açıklarında şu an 11 tane Rus sığınması her an Odessa'ya çıkarma yapmak için bekliyor. Odessa'da gerilim her geçen saniye artıyor. Biz de biraz önce Odessa Belediye Başkanı'nın yaptığı basın toplantısından çıktık. Artık burada da halk direnişe geçmiş durumda. Ukraynalı askerler ve direnişçi gruplar artık Rusya'nın buraya gelmesini ve bir an önce o direnişe başlamayı bekliyorlar. Onlar da hazırlıkları devam ediyor. Ukraynalı direnişçi grupların ve askerlerin. Dediğim gibi artık Odessa'da durum her geçen saniye kötüye devam ediyor. Kiev'de çatışmalar devam ediyor. Basın toplantısından çıktık dediniz. Başlıkları ya da bize aktaracakların nelerdir, oradan yansıyanları bizimle paylaşır mısın? Evet, Odessa Belediye Başkanı'nın bugün biraz önce basın toplantısı sonuna erdi. O da özellikle basın toplantısında bunu vurguladı. Rusların her an buraya çıkarma yapmasını bekliyorlar. Hazırlıklardan bahsetti. Şehir genelinden ilgi bazlı hazırlıklar var. Onlardan bahsetti. Şehrin önemli noktalarına kontrol noktaları oluşturuldu. Pasaport ve kimlik kontrolü yapılıyor. Ukraynalı vatandaşları da dahil. Herkese kimlik kontrolü yapılıyor. Çünkü Odessa genelinde sabotajcılar şu anda kol geziyorlar. Her gün artık Odessa'nın farklı yerlerinde sabotajcılara yönelik operasyonlar da devam ediyor. Biz de dün onlardan birine rast geldik ve o sabotajcı gruplara Ukrayna polisi, Ukrayna askerinin operasyonu devam ediyor. Onlar o operasyonlar hakkında bilgi verdi. Şu anda son durum hakkında, şehirdeki son durum hakkında bilgi verdi. Rusya'nın saldırılarının ne durumda olduğunu ve onların hazırlıklarından bahsetti. Artık Odessa Ukrayna'daki Karadeniz'in en önemli liman kenti, turizm kenti, ticaret kenti. Rusların buraya alması durumunda çok büyük kayıplar yaşanacak. O yüzden iki tarafta Odessa yerinde tutmak için bütün çabayı gösterecek. Peki Odessa hazır mı gözlemlediğin kadarıyla? İşte başkanın söylediği hazırlıklar yapılacak denildi ama şehrin havasını soluduğunda orayı tabii ki teneffüs ediyorsun, farkındasın. Bir taraftan panik havası mutlaka var ama Odessa hazır mı? Evet, Odessa'nın içinde bu hazırlığı biz de görebiliyoruz. Buraya geldiğimiz ilk günden itibaren sivil direnişçilerin elinde de artık silahları görmek mümkün. Kalaşnikov diye tabir ettiğimiz otomatik silahlar
artık sivil direnişçi grupların elinde. Askerler de şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturmuş durumdalar. Ve dün yeni bir gelişme oldu ve Odessa plajına artık halk ve sivil direnişçiler kum torbalarını yığdılar. Yani oraya artık bir sivil barikat oluşturuldu. Rusların oradan çıkarma yapmasını bekliyoruz. Çünkü dediğim gibi liman kenti olduğu için burayı bombalayamayacaklar. Çünkü kendileri de burayı kullanmak isteyecek. Ukrayna da burayı mümkün olduğunca az zararla savunmak isteyecek. O yüzden tüm plajı da tüm torbaları serildi ve artık Ruslara karşı bir önlem alındı. Evet, şehir genelinde bir artık insanlarda da o bilinç oluşmuş durumda. Artık her an Rusların buraya gelmesini bekliyorlar. O yüzden onlar da son hazırlıklarını yaptılar ve artık sonucun ne olacağını bekliyorlar. Hocamın bir sorusu var. Hocam hemen hızlıca. Abdullah Bey, duyuyor musunuz? İyi evet. Görevler. Benim sorum, Ukrayna halkı tahliyesi var mı? Yani bir yerde insanlar tahliye ediliyor mu? Yoksa halk orada kalmaya devam ediyor mu? Bir görüşme yapabildiniz mi? Ukraynalılara herhangi bir devlet tarafından düzenlenen bir kurtarma operasyonu yok. Ancak ferdi olarak ülkeden ayrılmak isteyenler şu anda 1 milyon geçmiş durumda Ukrayna'dan ayrılanlar. Ve birçoğu da ailesini, çoluğu, çocuklarını, eşini yurt dışında yabancı ülkelere bıraktıktan sonra Moldova, Polonya ve Romanya gibi ülkelere bıraktıktan sonra savaşmak için geri dönen birçok insan oldu. 300 bin civarında Ukrayna'ya geri dönen erkek sayısı olduğunu biliyoruz ve son alınan kararla 18-60 yaş arasında yer alan Ukraynalılar artık erkekler daha doğrusu yurt dışına çıkamayacaklar. O yüzden onlara da böyle bir yasak geldi. Artık dediğim gibi herkes burada tamamen son gelişmeleri istenmiş durumda. Rusların ne zaman buraya geleceği merak konusu. Türk vatandaşlarımızın faaliyeti var. Türk vatandaşlarımızın faaliyeti aslında neredeyse 4-5 gün önce başladı. Her gün belli aralıklarla Odessa Başkonsolosluğu'ndan Türk vatandaşlarının faaliyeti devam ediyor. Bir de bir taraftan psikolojik olarak siz nasılsınız Abdullah? Mutlaka yemek ihtiyaçları var. Bir taraftan tabii ki streslisiniz. Psikolojik havayı da aktarır mısın bize? Sığınaklarda insanlar var. İşte bir taraftan sağlık sorunları devam ediyor. Bu konuda neler söylersin? Evet, Odessa, Ukrayna genelinde artık sivil halkın acil durumlar dışında hastaneye gitmelerine izin verilmiyor. Sadece askeri yaralılara hastaneler tedavi imkanı sunuyor. Gıda sorunu yavaş yavaş burada da yaşanmaya başladı. Artık Kiev'de hat safhaya ulaşmış durumda. Burası Moldova'ya daha yakın bir konumda, Romanya'ya daha yakın bir konumda olduğu için tedarik konusunda marketlerde sorun yaşanmıyor. Ancak yavaş yavaş biz de bu sorunu yaşıyoruz. Restoranlar kapalı, marketler ve eczaneler dışında hiçbir mağaza açık değil. O yüzden bunu sorunu artık biz de yaşamaya başlıyoruz. Elbette bu savaş ortamında bulunmak bizi de etkiliyor. Artık otelde oturduğumuz esnada sokağa çıkmaya mesela başladıktan sonra artık elif atlı sesle biz bile her an patlama mı oldu acaba, çatışma mı var diye düşünüyoruz. Biz de artık psikolojik olarak etkilendik. Gece bazen sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çünkü her an patlama sesleri duyuluyor. O patlama seslerinin altında uyumak takdir ederseniz ki biraz zor. Ancak dediğim gibi özellikle kendim için söylüyorum. Meslek hayatımızın başında bu denli büyük bir savaşta muhabirlik yapmak benim için en azından büyük bir tecrübe. O yüzden şu anda burada habercilik mesleğini, gazetecilik mesleğini yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz artık sivil kayıplarından dolu bir savaş olur ve en kısa sürede sona erer. Bizim de umudumuz o şekilde, dualarımız o şekilde. Abdullah, ekip arkadaşlarına, oradaki Türk vatandaşlarına tahliye olanları duyuyoruz ve mutlu da oluyoruz. Bu konuda bakanlık da çok da güzel çalışıyor, çok da kontrollü çalışıyor. Kendinize iyi bakın, kendine iyi bak sen de. Dualarımız sizinle, umudumuz bizim de bir an önce bitmesi. Son olarak söylemek istediklerin var mı? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bağlandığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar. Dikkatli olun dediğimiz gibi. Sizinle dualarımız. Aslında tüm dünyayla. Başta da söyledik programın başında. Hatta savaş şimdi başlayacağı ayak seslerinde de söyledik. Bunu her seferinde dillendireceğiz efendim. Dili, dini, ırkı, rengi olmaz savaşın. Ve savaş çok büyük kayıplar demektir. Kısa bir ara. Aradan sonra Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye yansımalarını konuşacağız. Hemen geliyoruz.
Efendim, ikinci bölümle karşınızdayız. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Dileklerimizi yolluyoruz. Ve bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk bölüm, şöyle biraz tarihsel arka planını konuştuk. Sürecin nasıl başladığını, neyi kıvılcım ateşlediğini ve o süreçten sonra nereye gelindiğini konuştuk. Kiev'de Abdullah Ünver'e, gazeteci arkadaşıma bağlandık. Kiev'den son gelişmeleri Abdullah'tan aldık. Ve tabii ki şimdi de aslında bu savaşı izleyen bir dünya var ve bir taraftan da Türkiye cephesinde ne olacak? Türkiye bu dengeyi nasıl sağlayacak? Savaşın yansımaları Türkiye'de nasıl olacak? Onu konuşacağız. Kıymetli konuğum Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi öğretim üyesi, uluslararası ilişkiler ve güvenlik uzmanı, ayrıca da emekli uzman asker, doçent doktor Levent Yiğit Tepe hocam. Onunla birlikte değerlendiriyoruz. İlk bölüm biraz haritadan da konuştuk. Ama bizim aslında gözümüz kulağımız tabii ki savaşta, tabii ki dünya ne olacak diye düşünürken son gelişmeler Türkiye'yi acaba nasıl yansıyacak, bunları merak ediyoruz. Hocam, hemen sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kısa bir toparlama yapmak istiyorum. Rusya-Ukrayna krizinin şu aşamada nasıl gelişeceğini. Baktığımızda Batı'dan silah yardımları gelmeye başladı. Dediğim gibi 15 bin savaşçı yine Ukrayna topraklarına girdi. Almanya özellikle Stinger füzelerini verdi. 500 Stinger füzesi verdi. Stinger füzelerinin şöyle bir amacı vardır. 800 kilometreye kadar menzil mesafeleri vardır. Ayrıca meskul mahal çatışmalarına gideceğini düşündüğüm için Stinger füzelerini kullanacaklardır. Aktif olarak Javelin füzeleri yine verildi. Bunlar kullanılacak. Yani burada aslında bundan sonraki süreçte özellikle hem haritada göstermiş olduğum kuzey bölgesi, doğu bölgesi ve az önce Abdullah Bey'e bağlandık Odessa bölgesindeki çatışmaların daha çok mahalle aralarında dediğimiz meskul mahal çatışmalarına dönecek ve bu çatışmalarda uzun bir zaman alabileceğini düşünmekteyim. Türkiye özeline geldiğimizde ise ben bu süreci 3 boyutta ve 3 eksende ele alıyorum ki önemli. Türkiye'nin bu savaşın neresinde ya da bu krizden, bu savaştan nasıl etkilenecek? Aslında sadece Türkiye değil, az önceki bölümde belirttim, tüm dünya etkileniyor. Evet. Bunu gerek ekonomik anlamda da konuşabiliriz, gerek siyasi anlamda, gerekse tüm küresel denklemde de söyleyebiliriz. En kısa basit bir örnek vereyim, sonra Türkiye'ye gireyim. Şimdi Ukrayna ve Rusya özellikle tarım ürünlerinde gerçekten topraklar çok verimli ve dünyaya bir ihraç ediyor. Yani özellikle buğday, ekmek. Yani bunu niye söylüyorum? Pazar. Şunun için söylüyorum. Afrika'daki çocuklar ekmek oradan gerçekten giden tarım ürünlerinin birçoğu Rusya ve Ukrayna o bölgeden gitmekte. Yani etkilenen sadece devletler değil. Tüm mazlum toplumlar, tüm her kesim etkileniyor. Hatta bunu vurgulamak onlar daha fazla etkilenir. Her kesinlikle zaman. Yani bunu söylemeden geçemiyorum. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir savaş çıksa bile yani o sadece o bölgeyi ve bölge ülkelerini, bölge insanlarını etkilemiyor. Maalesef bugün artık neoliberal politikaların bütün dünyada etkisini gösterdiğini düşündüğümüzde aslında her yere etki edebiliyor. Her ülkeye etki edebiliyor. Dünyanın en uçsuz bucaksız yerde yaşayan küçücük topluma bile etkisi olabiliyor. Artık çünkü küreselleşme dediğimiz olgu bütün dünyayı sarmış ve neoliberal politikaların etkisinde herkesi bulunmakta. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yani savaşı sadece bölgesel bir durum olarak bölgede çıkan bölge ülkeleri arasından değerlendirmek değil, tüm insanlık için bir analizde bulunmak. Hemen bir parantez açayım o zaman. NATO'ya geçeceğiz ama Polonya bunun neresinde hocam? Hep konuşuyoruz, dillendiriyoruz dediniz ya. Bölgedeki diğer ülkelerde etkilenecek. Hemen ona da şöyle kısacık iki cümle açalım. Evet, ben bunu daha önceki basındaki röportajlarımda da söyledim. Şimdi Polonya tabii çok, şimdi şu anki ortamda çok farklı bir konum var. Birincisi zaten NATO üyesi bir ülke. İkincisi de Avrupa Birliği ülkesi. Ama Kiev'in düşmesi demek, yani Rusya'nın işgal harekatının başarılı olması demek. Kiev yönetiminin artık
Rusya güdümünde olan, yani Rusya yanlısı bir liderin iş başına gelmesini gerektirecek. Hal böyle olunca aslında Ukrayna bir Rusya'nın aslında batıyla olan bir köprüsü olacak. Yani artık sınırı olacak aslında. Yani hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne sınır olmuş olacak. O yüzden ben Polonya'yı gündeme getirdiğimde herkes tabii şöyle dedi. Ya NATO var, Avrupa Birliği var. Benim görüşüm tabii ki ilk etapta hani onu da söylemem gerekiyor. Moldova var güneyinde. Moldova planları da var aslında Rusya'nın. Moldova. Ama Ukrayna'nın başarılı olması, Rusya'nın eğer bu operasyonda başarılı olursa en kötüsü işte hem İskandinav ülkelerini etkileyecek hem de Polonya'yı etkileyecek. Çünkü Polonya'yı etkilediği zaman NATO devreye girecek. NATO'nun devreye girmesi demek 5. maddenin devreye girmesi demek. 5. madde bir ülkeye yapılan saldırının tüm üye ülkelere yapılmış olarak kabul edilmiş olacak. Böylelikle NATO şu anda sadece yumuşak gücünü kullanıyor. Ekonomik yaptırımlar ya da Batı, ABD liderlik Batı'nın ekonomik yaptırımları bir sonraki hamlesi aslında askeri güç anlamında dönüşür. Çünkü Polonya bir NATO üyesi. NATO'yu şöyle tartışabiliriz. Bunu ben söylemek istiyorum bu programda da. Yani Türkiye ilişkilerinde NATO, Türkiye'ye ne kadar bu 5. maddeye uyum konusunda özellikle Suriye'deki terör saldırılarında destek verdi. Ben bunu zaten tüm makalelerimde, çalışmalarımda da dile getirdim. Yani NATO burada en sadık, yani 52 yılından beri 70 yıldır üye olan bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 5. madde konusunda duyarsız kalmıştır. Bunu da NATO'yu eleştirerek söylüyorum. NATO'yu eleştirmem gerekir yani. O zaman hemen NATO'ya geçmişken tabii ki Batı ülkeler, NATO ve Türkiye'ye işte yansıyacak olan orayı bize bir detaylı açabilir misiniz hocam? Bizim buradaki duruşumuz, işte dedik ki 8. gün bugün saldırılarda ve Türkiye'nin de tabii ki bir duruşu oldu. Önce bir o duruşu da değerlendirelim. Nasıl durdu ve bundan sonraki süreçte olacaklar, bizi neler bekliyor? Evet, güzel bir soru. Çünkü tek hava sahasını kapatmayan ülke Türkiye. Türkiye. Bunu not etmek gerekiyor. Yani Rusya'nın şu anda tek çıkış noktası Türkiye hava sahası. Türkiye bu dönemde özellikle Rusya, Ukrayna'da taraftan ziyade, şimdi tarafsızlık da demiyorum, bu kavram da çok uygun olmayabilir, denge unsuru. Çünkü denge, doğru. Biz Rusya ile olan ilişkilerimizde özellikle son dönemde S-400 hava savunma sistemlerini aldık. Bir askeri işbirliği var söz konusu. Diğer taraftan da bakıyorsunuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Birleşmiş Milletler nezdinde dile getiren bir Türkiye var. Kırım'ın hala Ukrayna toprakları olduğunu dile getiren bir Türkiye var. Donbas bölgesinin hala Ukrayna topraklarının olduğunu söyleyen bir Türkiye var. Diğer taraftan da NATO üyesi bir Türkiye var. Yani Batı ile NATO kanalıyla bir ilişkisi olan Türkiye'den bahsediyoruz ve askeri ekonomi anlamında da hem Rusya ile hem de Ukrayna ile ilişkileri var. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin yaptığı en önemli şey, ki ben 3 eksende ele alınmasını özellikle Rusya Türkiye, Ukrayna Türkiye ve Batı Avrupa ABD liderindeki Türkiye ilişkilerini boyutunda ele alınmasını. 3 aşamada değerlendirmek evet, lazım yani aslında. SALT tek aşamada evet. Değerlendirdiğimizde analizin eksik kalacağını düşünmekteyim. Eksik kalıyor. Çünkü o zaman hemen o 3 aşamayı da bizimle paylaşır mısınız evet. Tam da anlamamız için? Şunu söyleyeyim. Öncelikle Rusya'dan bir kısımdan biraz bahsettim ama Ukrayna'dan bahsedecek olursak Ukrayna'da özellikle tarım ürünleri konusunda bir ithalatımız söz konusu ve askeri anlamda da siyahların ihracatı söz konusu şu anda. Yani düşündüğümüzde bir oradan bir bağımız var Ukrayna'yla. Diğer taraftan baktığımızda Rusya'yla da S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir bağımız var. Ve onun Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili de bağımız var. Ama tabii Türkiye burada neden S-400 aldı meselesi çok gündemde tartışılıyor. Ama Türkiye parasını verip Patriot da istedi. Ama Patriot'u alamadı. Ki aynı şekilde Amerika ile olan ilişkilerde F-35 savaş uçaklarının da parasını ödeyerek, ki proje ortağı, öyle bir durum da var. Yani bu F-35 savaş uçağının üretilmesindeki proje ortağı Türkiye hariç bırakıldı.
Yani buradan baktığınızda hem F-35'leri de vermiyorsunuz, hem Patriot hava savunma sistemlerini vermiyorsunuz. Sonra S-400 hava savunma sistemlerine karşı çıkıyoruz diyorsunuz yani. Ki Yunanistan'da da S-300 hava savunma sistemleri var. Doğru. Yani Yunanistan'da bir NATO üyesi. Tepki neden Türkiye ile aynı olmuyor? Bunu çok iyi okumak lazım, çok iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. O zaman iyi bir denge politikası yapmak zorunda dedik ki şu zamana kadar iyi bir denge politikası yaptık diyorsunuz galiba siz. Bundan sonraki süreçte ne bekliyor bizi? Yani tabii ki bu öngörüler asker olduğunuz için de soruyorum bunu. Kimse bilmiyor tam olarak ama mutlaka bir öngörünüz vardır. Şimdi tabii özellikle savaşın gidişatını görmek gerekiyor. Bugünkü Brest'te yapılan müzakerelerde çıkacak sonuçlar, sonuç var mı? Yani ben tabii nihai ve net sonucun çok kısa sürede çıkacağını düşünmüyorum. Bu müzakereler çünkü her zaman savaş çıkmadan önce aslında yapılabilir veya savaş esnasında da yapılabilir ki bir diplomasi örneğidir. Ama gördüğümüz kadarıyla hem Rusya hem Ukrayna tarafı bu sürecin biraz daha uzayacak. Yani uzatmak istediğinden değil ama müzakereler... Süreç mi öyle olacak? Evet. Yani, bilerek uzatılacak? Bilerek demeyelim ama sürecin bir anda... ateşkes ilan edilmesi ya da Rus askerlerinin birden çekilmesi zaten mümkün değil. Şöyle yani şöyle olur. Ateşkes kesilse bile benim kendi yorumumdur bu. Birkaç gün böyle savaş durumlarında birkaç gün ateşkes ilan edilir ki bu arada belki Rus ordusu takviye edecek ya da yakıtları bittiyse askeri araçlarına bir fırsat yakalayabilir. Yani bunu hemen ateşkes ilan edildi buradaki durum süt liman oldu diye bir yorum getirmek, analiz getirmek ilk etapta mümkün değil. Ama burada şunu söylemek lazım. Müzakereler devam edecek. İki taraf da istediğini almaya çalışacak. Tabii ben burada tabii özellikle Amerika'nın tutumu çok önemli. Amerika sürekli biz askeri anlamda bir çatışmanın içinde olmayacağız sözünü söylüyor. Yani burada tabii dünyanın biraz da büyük resme de bakmak gerekiyor. Acaba Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, bu da benim kendi yorumum. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesine bir örnek mi oluşturacak? Yani aslında birçok bölgede bu tip bekleme veya bunu söylemek istiyorum. Rusya burada istediklerini yaparsa bu yayılmacı politikalarında belli bir zaman içerisinde başarıya olursa acaba sıra Balkanlara mı gelecek? Çok daha büyük şeyler. Çünkü Balkanlar da aslında kaynamakta. Çünkü Rusya'nın hedefinde yani nihai amacında elbette Batı'yı kendinden ya da NATO üyesi ülkeleri kendinden ne kadar uzak tutmak isterse. İşte burada Rusya şu da yani göremedi ama NATO'nun genişleme süreci aslında çok etkili oldu Ayşegül Hanım. Soğuk Savaş sonrası döneminde 99 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ın üye olması, ilk etapta 3 ülkenin üye olması ki bunlar Doğu Blok ülkeleri ve Varşova Paktı, eski Varşova Paktı ülkeleri ki sevinç kutlamaları yaptılar. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve işte burada Rusya Batı'nın ve NATO'nun kendine yaklaştığını gördü. Aslında bu savaşın ayak sesleri o tarihten itibaren gelmeye başladı. Başlamış. İşte doğru okumak, o dönemleri de okumak, öncesini de okumak dediğimiz olay bu hocam. Tabii devamında da Ayşegül Hanım 7 ülke, İskandinav ülkeleri, yine eski Sovyetler Birliği'nden ayrılmış olan ülkelerin de NATO'ya dahil edilmesi ki 2004'tür tarih. 2004'te ve Turuncu Devrim'le çakışır. İşte hani ilk bölümde, ilk başta söylediğimiz bu savaşın altında yatan nedenlerin en başında gelmiştir. Aslında kıvılcım orada patlamıştı. Kriz orada alevlenmişti diyebiliriz o Turuncu Devrim'de. Hocam siyasi ekonomik olarak da bir değerlendirelim. Bir taraftan ekonomi gerçekten zaten ülkemiz olarak da aynı şekilde tüm dünyada da ekonomik olarak da zor durumda. Savaş da denildiği zaman her nerede olursa olsun mutlaka ekonomik bir krizi göstergesidir. Mutlaka kapıyı çalar. Ne söylersiniz? Burada en önemli şey artık ülkelerin birbirine bağımlı olması. Avrupa doğalgazın
%40'ını Rusya'dan temin ediyor. Yine önümde veriler var. Evet, Türkiye. %30'unu doğalgaz ithal ediyor. Petrol %10'unu alıyor. Kömür %30'unu alıyor. Yani bunu sadece bizim ülke için söylemek değil, tüm ülkeler için. Yani özellikle Batı Avrupa ülkeleri tamamen doğalgazını, tedariğini Rusya'dan yapmakta. Bugün baktığımızda Almanya'nın biraz daha böyle kenarda durduğunu görmekteyiz. Fransa işte Macron'la biraz daha ön plana çıkmak istemekte. Ama işte Kuzey Akım 2 projesi var. Orada Almanya ile işte ABD o projeyi iptal edin. Ben size kaya gazıyla, elencilerle doğalgaz ihtiyacınızı karşılayacağız diyor. Ama bunlar kısa vadede hemen gerçekleşecek bir şeyler değil. O nedenle ekonomik anlamda bir değerlendirme yaptığımızda gerek Avrupa olsun, Avrupa vatandaşları olsun, gerek Türkiye olsun aynı şekilde etkilenmemesi mümkün değil. Bugün Brent petrolün varili 110 dolar seviyelerine çıktı. Bu 110 dolar demek Brent petrolün tüm ekonomileri, dünya ekonomilerini, tüm ulus devletlerin ekonomilerini çok yakinen etkilemektedir. Yani aslında bu şekilde değerlendirmek lazım. Rusya-Ukrayna savaşının krizini sadece bir noktadan siyasi yönden de analiz yapmak uygun değil. Askeri açıdan da yapmak uygun değil. Bunun bir ekonomi ayağı var. Ekonomik göstergeler var. Bundan kaçınılmaz. Yani bunu kısa vadede mümkün değil. Yani Avrupa doğalgazını Amerika'dan işte LNG'lerle nasıl getirecek? Nasıl bir sistem kuracak? Ya da Katar gazını ya da başka ülkelerden doğalgaz ihtiyacını nasıl karşılayacak? Yani bu kısa vadede çok zor görünüyor. Bu anlamda yani Türkiye'yi evet yakından etkiliyor ama bence tüm dünyayı yakından etkiliyor ekonomik anlamda özellikle söylüyorum. İşte Türkiye özelinde, Türkiye yansımaları bölümünde de şunu söylemek lazım. Turizm gelirlerinden kısaca bahsetmek gerekirse. Kesinlikle. 40 çok milyar büyük dolarlık bir turizm gelirimiz var bizim genel anlamda konuştuğumuz ama bunun en az %20'sini Rusya ve Ukrayna bölümünde oradan geliyor. Bu da tabii böyle bir savaş ekonomisinin olduğu ülkelerde ki Rusya'yı da dahil edebiliriz. Ya sadece Ukrayna özelinde savaş ekonomisi değil. Aynı zamanda Rusya özelinde görüşüyor. Bunu neden söylemek istiyorum? Bir öğrencim, kendisi Kırgız, işte Kazak öğrencilerimiz var. Oradan para transferleri şu anda yapılamıyor. Ya bu önemli. Çünkü birçok insan para transferi yapamıyor. Rusya'ya olan yaptırımlar yüzünden. Çünkü hepsi o eski Türk Cumhuriyetleri de dahil olması entegre olmuş bir sistem var. Hani bir türlü Türkiye'ye transfer olamıyor paralar. Ya bu demektir ki ekonominin çarkında mutlaka zorluklar çıkartmakta ve çıkarıyor da halihazırda. Bunu böyle okumak, değerlendirmek siyasi gerekiyor. Siyasi olarak da zorluklar var. Hani hepsini çok yönlü bakmak gerekir dedik ya. Hocam bir de güvenlik tarafı da var aslında. Hani ekonomiyi birazcık siyasi olarak da değerlendirdik ama bir de güvenlik açısından da bir denge var. Bütün ülkeler için hani dedik ya sadece savaşan iki ülke ya da komşu ülkeler dahil değil, bütün dünyanın dengesi güvenlik açısından. Kesinlikle işte şu anda Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin bir korkusu var. Yani eğer Ukrayna'da sonuçlar Rusya lehine gelişirse ve Avrupa Birliği sınırına dayanırsa Avrupa ülkeleri biz ne yapacağız diye soracak. Ben kendi çalışmalarımda ve tezimde de bu vardır. Avrupa Birliği şunu yine tekrar gündeme getirecek. Bizim neden bir Avrupa ordumuz yok? Biz neden NATO'ya bağlıyız? Bu tartışma hali hazırda sürekli devam etmekte. Ki bunu Trump döneminde de gördük. Trump işte NATO'nun modası geçtiğini, Macron'un beyin ölümü geçtiğini söyledi. Burada önemli olan nokta şu Ayşegül Hanım. Kesinlikle Avrupa Birliği'nin bir Avrupa ordusu teşkilatlanmasını tekrar gündeme getirmesi ki bunu PESCO denilen bir yapılanmayla bir ara hareketlendirdi fakat tekrar geri çekildi ki bu yine Amerika'nın baskısıyla NATO'yu tekrar konsolide etmek amacıyla, NATO üyelerini tekrar bir arada tutmak amacıyla siz böyle bir şeye kalkışmayın, girişmeyin diye bir telkinde bulundu. Ama burada şunu unutmamak lazım, Türkiye'nin önemini. Avrupa Birliği eğer bir ordu, bir ortak güvenlik yapılanması ihtiyacı hissediyorsa bu Türkiye'siz olmaz. Bunu aslında bu Rusya-Ukrayna savaşı göstermekte.
Rusya Ukrayna'daki yaşananlar aslında Türkiye'nin jeopolitik ve coğrafi konumu açısından ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Burada tabii şunu dile getirmek lazım. Derler ya işte bu krizlerin fırsata çevrilme şeyi. Türkiye'nin buradan kazançlı çıkabilme adına aslında tabii görürlerse yani Amerika bunu görmeli. Kesinlikle Türkiye'nin NATO içerisinde ne kadar güçlü bir orduya sahip olduğu ve olması gerektiği ve Avrupa Birliği ülkelerinin de ortak güvenlik yapılanmasına gittiğinde Türkiye ve Türk ordusu olmadan nasıl bir Avrupa'da yapılanma içine giremeyeceklerini görmeleri gerekiyor. Bunu ben her programda söylemekteyim ve iddia etmekteyim. Ki Avrupa Birliği ülkeleri böyle bir ordu girişimde bulunduğunda Türkiye'yi karar alma mekanizmasında tutmak istemediler. Türkiye'de katılmak istemedi. Yani Türkiye ve Türk ordusu bir ortak güvenlik yapılanmasının içinde kalıyorsa karar alma mekanizmasının içinde de söz sahibi olmalıdır. Olacak güçtedir. Evet, buradan hemen aslında Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu, ne kadar aslında birlikte hareket ettiğini ve bu Türkiye Cumhuriyeti gücünün de belki ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz hocam. Gerçekten iyi ki bu vatandayız, iyi ki bu vatanın evlatlarıyız. Allah ülkemizi bütün kötülüklerden korusun. Ama bir taraftan da işte savaş var, yapılacak dengeler var. İşte siyasi dedik, politik dedik, ekonomik olarak dengeler var dedik. Jeopolitik olarak önemli dedik. Hemen şu hani reklam arası konuştuk ya, coğrafyada kaderdir aslında. Bu noktada belki de kilit söyleyeceğiniz cümleler var. Sona doğru da yaklaşıyoruz. Onları da dinlemek istiyorum sizden. Şunu kesinlikle belirteyim. Ben askeri görevlere de katıldım. Özellikle NATO içerisindeki operasyonlarda, misyonlarda, tatbikatlarda görev almış biri olarak şunu söylemek istiyorum. NATO'nun caydırıcı güç olabilmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de Türk ordusudur. Sizin bahsettiğiniz konudur. NATO'nun içinden ikinci büyük ordu olarak Türkiye'yi çıkardığınız zaman NATO'nun ileride bir operasyona ya da bir askeri güç olarak girişmesinde zorluklar yaşayabileceğini düşünmekteyim. Çünkü ben bunu görmüş biri olarak söylüyorum, bir asker olarak söylüyorum. NATO'da gerçekten özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemdeki Avrupa'nın göbeğinde, Balkanlar'da, Yugoslavya İç Savaşı'nda yaşanan dramda, işte iç savaşlarda, Yugoslavya İç Savaşı'nda ve Kosova Savaşları'nda gerçekten Türkiye önemli görevler üstlenmiştir. Önemli misyonlara katılmıştır ve burada da başarı etmiştir. Yine aynı şekilde NATO'nun Afganistan'daki ISAF görevinde, yani uluslararası yardım gücü NATO tarafından oluşturulduğunda oraya komuta etmiştir. Orada görev almıştır. Ya baktığında Türk ve Türkiye Türk ordusu hemen hemen bütün coğrafyalarda görev alarak bunu da başarıyla sonuçlandırarak bitirmiştir, noktalamıştır. Tabii böyle bir ordu gerçekten Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Bulunduğumuz konuma baktığımızda da işte batımızda Yunanistan'la olan ilişkiler, işte Karadeniz'in güvenlik meselesi, işte şu anda yaşanılan kriz. Diğer taraftan güneydeki ve Doğu Akdeniz meselesi, sizinle daha önce bir programda yapmıştık, evet, Doğu Akdeniz'le ilgili. Doğru. Doğu Akdeniz'in belki güvenlik meselesi, siz güvenlikten girdiğiniz için söylüyorum. Oradaki kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge çatışmaları, yani Yunanistan'ın iddia ettiği tezler, bunlar gerçekten bizim hem hava gücü olarak, hem deniz gücü olarak, hem kara gücü olarak gerçekten olması gereken, ki Türkiye bunu son dönemde çok iyi seviyede yapmakta. Özellikle savunma sanayisinin dışa bağımlılığını otonom hale getirmesi, yani kendi kendine yeterli hale getirmesi çalışmalarına hali hazırda devam etmektedir. Bu konuda da ilerleme kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Çok detaylı anlatmayalım ama en basitinde işte Karabağ, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'ndaki İHA'ların, SİHA'ların başarısı. Başarısı ortada yani, zaten. Bundan sonraki süreçte de yapılacak, savunma sahasında yapılacak atılımlar mutlaka Türkiye için caydırıcı bir güç olarak kullanılmaya devam yani edecek. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Türkiye'siz olmayacak. Verilecek, yapılacak bütün adımlar ya da kararlar Türkiye'siz olmayacaktır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Özellikle Amerika-Türkiye ilişkilerinde tabii zaman içerisinde krizler yaşanıyor. Ki buna F-35'lerin verilmeme, işte Patriot'lerin geri çekilmesi, işte askeri anlaşmaların
frozen dedim, dondurulmuş hale getirilmesi, birçok katsayı yaptırımlarının uygulanmış olması, ki katsayı yaptırımında iki NATO üyesinin birbirine yapması çok da ilginçtir. Yani iyi bir şey değildir. Baktığımızda özellikle NATO üzerinden, Amerika üzerinden değerlendirdiğimizde Amerika'nın Yunanistan'ı Türkiye'nin yerine ikame etme çabaları bence hem NATO ittifakı açısından hem de bölge güvenlik dengeler açısından çok da başarılı olacağını söyleyemem. Çünkü Türkiye her zaman bölgede olan çatışmalarda, bölgenin istikrar kazanması için mutlaka Türkiye'siz ya da Türkiye'yi dahil etmeden hiçbir şey olmayacağını düşünmek. Hocam, izleyicilerim kızabilir. Yönetmenimden 2 dakika rica ediyorum. Hemen 2 soru var. İzleyicilerimizi de bekletmeyelim. Kiev Rusya'dan nükleer bir saldırı olursa Kiev'e, NATO ve ABD Rusya'ya saldırır mı? Kısa kısa hemen. Evet, güzel bir soru. Çünkü ben nükleer silahların kullanılmasından yana bir değilim. Çünkü insanlık için gerçekten zor bir şey. Nükleer silah kullanılması demek tabii ki burada dengeleri değiştirecektir. Farklı aktörlerin de devreye girmesini gerektirecek durumlar oluşabilir kısaca. Türk dış politikasında değişimlere sebep olacak mı demiş. Rusya'nın başarılı olması Bosna Hersek Sırp özerk bölgelerindeki sorunları tetikleyebilir mi? Mehmet Büyükuysal. O kadar evet, çok sorular değindik. Çok kısa hocam. Hızlıca. Tabii değindik. Özellikle evet, Balkanlar konusunda ben Rusya'nın en azından ilk etapta fiziki anlamda olmasa bile düşünsel anlamda Balkanları da etki altında olabileceğini düşünmekteyim. Tabii bu iyi bir durum olmayacaktır. Hem bölge için hem de tüm dünya için iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Tabii bilmiyorum, son var mı soru? Yok hocam, toparlayalım. Tamam, son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii bu programı özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye özelinde konuştuk. Ama ben hem uluslararası ilişkiler güvenlik uzmanı olarak hem bir asker olarak da şunu tabii söylemek ki istiyorum. Evet, savaşlar meşru hale ne zaman gelir? Bunun mutlaka savaş hukukunda yeri vardır bir şekilde. Ama her hele günümüz dünyasında savaş istenmeyen bir durumdur ve savaştan tüm toplumlar, tüm insanlık etkilenir. Bu aynı Orta Doğu'daki işte olduğu gibi, Orta Doğu çatışmalar evet, gibi, evet, işte Afrika'daki çatışmalarda olduğu gibi. Kısacası savaşların tabii mutlaka materyal olarak herkes bir kazanç elde edecek ama benim kendi söylemim bu. Kazanından daha çok kaybedenlerin ne olacağı ve kaybedenlerin çok olduğu bir olgu ve mazlumun diye de aslında eklemek yani lazım. Evet. Kadının, çocuğun evlerinden olan insanların. Tabii bugün Ukrayna'daki durumu empati yaparak evet, hem ülkemiz açısından veya diğer ülkeler açısından düşündüğümüzde aynı dramların yaşanmaması en büyük isteğimiz, dileğimizdir. Kesinlikle öyle hocam. Aslında bir program daha önümüzdeki süreç içerisindeki siz dediniz ki biraz daha böyle bir süreç takip edeceğiz. Evet. Birlikte yeniden değerlendirebiliriz. Çok teşekkür evet ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar yayınlarda olacaksınız, farklı kanallarda bir koşturma içerisindesiniz. Evet, bize vakit ayırdınız, kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Malum uluslararası işlerin gündemi çok yoğun. Çok yoğun. Biz de kamuoyunu bilgilendirmek için bu tip sizin gibi kıymetli programlara katılmaya çalışıyoruz. Size de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden tekrar belki de bittiğini ve barışı konuşmak üzere diye öyle ayrılalım. Belki de onun için bir araya geliriz. Efendim, Rusya-Ukrayna savaşının sürecinin nasıl başladığını konuştuk. Tarihi süreci biraz aldık. Kiev'e bağlandık. Gazeteci arkadaşım Abdullah bize Kiev'den canlı yayınla son gelişmeleri aktardı. Odessa bölgesindeki işte panikten bahsetti. Orada insanların neler yaptığından bahsetti. Ona da başarılar diliyoruz. Tekrar selamlarımızı yollayalım. Yayınımıza katıldı. Biz gelişmeleri aktaracağız. Bu akşamlık neler oluyordan bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.